Orta Doğu gazetesi, Bahçeli, Erdoğan'ın kabusu MHP'dir başlığını kullanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, MHP gelirse federasyoncular, ikinci cumhuriyetçiler, İmralı takaları, Kandil Akbabaları, sözde Kürt sorunu icatçıları mutlaka hesaba çekilecektir. Türkiye diş bileyenler bunun diyetini vereceklerdir. Başbakan Erdoğan ve partisinin korkusu MHP'dir, endişesi ve kabusu MHP'dir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sahte ve çakma şikayet mektupları, düzmece iddialar ve suç imalleri yoluyla dürüstlüğün sembolü belediyelerimiz zan altına alınmak istenmektedir dedi. Antalya'nın Serik Belediyesi tarafından düzenlenen temel atma törenine katılan MHP lideri Bahçeli burada yaptığı konuşmada şunları söyledi. Serik'te olmaktan, Yörük kardeşlerime kavuşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizlerin bir araya gelmesini nasip eden Cenab-ı Allah'a sonsuz şükrediyorum. Bugün Serik Belediye'mizin fedakar ve takdir edilecek çalışmalarını yerinde görmek ve Atatürk Kültür Merkezi ile belediye hizmet binasının temelini atmak için sizlerle buluştuk. Başarılı çalışmalarından dolayı Serik Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Habalı'yı kutluyor, belediye meclis üyelerine ve her düzeydeki belediye çalışanına teşekkür ediyorum. Ayrıca partimizi layık ve hakkıyla temsil eden, fikirlerimizin halkımızla buluşması için üstün bir özveride bulunan, başta ilçe başkanımız olmak üzere dava arkadaşlarıma takdirlerimi sunuyorum. Seriye gönül veren, gelişmesi için ter akıtan, emek sarf eden her bir kardeşimi kucaklıyor ve yörüklerle iftihar ediyorum dedi. Orta Doğu gazetesinin bir diğer alt başlığı tuzağa düşmeyelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörle mücadele üzerinde durmak lazım, Kürt sorunu diyerek bir başkalarının tuzağına Türkiye'yi düşürmemek lazım dedi. Bahçeli Antalya'da partisinin il teşkilatını ziyaret etti. Basına kapalı olarak teşkilat üyeleriyle toplantı yapan Bahçeli toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin terör sorunuyla ilgili CHP'nin hazırladığı dosyaya sıcak bakmadınız, MHP'nin hazırladığı bir dosya var mı sorusu üzerine Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin her şarta göre hazırlanmış dosyaları vardır diye konuştu. CHP tarafından hazırlanan dosyanın özüne karşı olduklarını ifade eden Bahçeli, Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını kaydetti. Bahçeli, bin yıllık kardeşliği zedeleyecek herhangi bir yanlışa ülkeyi düşürmemek gerektiğini belirterek şöyle konuştu. Kavram kargaşasıyla kardeşliği gölgelemek doğru değildir. O sebepten dolayı Kürt sorunu vardır derseniz, Türkiye'de çocuğunun, çoluğunun rızkını Antalya'da karşılamayı düşünen bu milletin güzide bir evladı, Diyarbakırlı, Şırnaklı veya Siirtli diyerek sorunmuş gibi görünmesini kabul edebilir misiniz? O bakımdan terörle mücadele üzerinde durmak lazım. Kürt sorunu diyerek bir başkalarının tuzağına Türkiye'yi düşürmemek lazım. Yani bugün iktidar partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi İmralı Camisi'nin yol haritası üzerinde yürümektedirler. Bu durum yüz kızartıcı bir haldir. Bir gazetecinin de özel yetkili mahkemelerle ilgili yeni düzenlemeler yapılıyor. Bu konuda ne diyeceksiniz sorusuna da Bahçeli, özel yetkili mahkemelerle ilgili kendilerinin yeterince bilgilendirilmediğini ifade etti. Bahçeli şunları söyledi. Özel yetkili mahkemelerle ilgili daha kapsayıcı ifade olarak 3. yargı reformu adı altında muhalefete henüz sunulmuş bir toplu metin gözükmemektedir. Hükümet üyelerinin zaman zaman birbirleriyle çelişir ifadelerinin yanında basında yer alan bazı küçük bilgiler dışında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiği vakit Milliyetçi Hareket Partisi yetkili organlarıyla da değerlendirerek konu üzerindeki görüşlerini açıklayacaktır. Bahçeli daha sonra Burdur'un Bucak ilçesine hareket etti. Milliyet Gazetesi. Gazete, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerini başlığına taşımış, morga gönderen utansın. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kürt sorununun çözümü için görüşen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, bir araya gelecekseniz terörle mücadele ve bir araya gelin. Hepiniz Uludere'ye gidip gidip geliyorsunuz ama terörle mücadelede şehitlerimizin verildiği bir eve, bir şehit anasının yanına ikiniz niye beraber gitmiyorsunuz dedi. Bahçeli, Başbakan'ın BDP ve MHP'nin morg önünde beklediği yönündeki sözlerine güvenlik güçlerini morga gönderen utansın karşılığını verdi.
Bahçeli Bucak'ta deprem sürprizi yaşadı. Konuşması sırasında bina sallanmaya başlayınca partililer panikledi. Bahçeli ise her zamanki sakin tavrıyla korkmayın, telaşa gerek yok diyerek tekbir getiren partilileri sakinleştirdi. Bahçeli'nin mesajları özetle şöyle: Başbakan her zaman etnik temelli bölücü terörle karşı karşıya kalıp bir çözümsüzlüğe düştüğünde MHP'yi suçlamaktan başka bir çabası olmamaktadır. Tek adam konumuna gelmiş. Yoksa 2002 yılından önceki her konuyu suçlayarak iftiralar yaparak başbakanlıkta olmaz, tek adam da olmaz. Yalan Dünya dizisini seyretmekten başka bir özelliği de kalmaz, tek adamlığa oynuyor. Başörtüsü başbakanın işine gelirse konuşuluyor, işine gelmezse konuşulmuyor. Dün Türk Silahlı Kuvvetleri başörtüsüne karşıymış, bugün gazetelere bakıyorsunuz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir komutanı başörtülü bayana diploma veriyor. Türkiye'de kim kimdir, kim nedir, ne oynuyor belli değil. Şimdi de CHP buna katılıyor. Kürt sorunuyla görüşmeye yönelik hiçbir konuda hiçbir siyasi partiyle bir araya gelmeyeceğiz. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu nereye kadar gidiyorsa gitsin. Mutabakat dedikleri şey Akil Adamlar Komisyonu İmralı Canisi'nin teklifidir. İmralı'yla, Kandil'le, Oslo'yla da görüşüyorsun. Demek ki Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüşüyorsun ki tava geldiğine inandığınız gün bir araya geldiniz. MHP ve BDP morg önünde bekliyor sözlerine yanıt olarak da. Ülkemizin güvenlik güçlerini morga gönderenler utansın. Konuşmaları yakışıksız buluyorum. Sayın Kılıçdaroğlu İmralı Canisi'nin yol haritası üzerinde yürüyor. Sayın Başbakan'la da bir istasyonda buluşmuşlardır diyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Hürriyet gazetesi Uludere tepkisi diyor ve şehit anasının yanına niye gitmiyorsunuz ifadelerini başlığına taşıyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, başbakanla CHP liderinin görüşmesine bir araya gelecekseniz terörle mücadelede bir araya gelin. Hepiniz Uludere'ye gidip geliyorsunuz ama şehitlerimizin evine, bir şehit anasının yanına ikiniz niye beraber gitmiyorsunuz diye tepki gösterdi. Bahçeli şunları söyledi: Türkiye 3 dönemdir AKP iktidarıyla yönetiliyor. Büyük ustalıktan bahsediyor. Bu ustalık nedir? 2 tane konuşması oldu, ümüğünden yakaladım. Biri İspanya'da. Türkiye'ye geldiği zaman başörtüsünü çözmek istiyoruz dedi. Anayasa değişikliğini yaptık. Fakat YÖK'ün 17. maddesini değiştirmediği için zamana yaydı. Dün Türk Silahlı Kuvvetleri başörtüsüne karşıymış, bugün bakıyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir komutanı başörtülü bayana diploma veriyor. Türkiye'de kim nedir, ne oynuyor belli değil. Kürt sorunu için hiçbir siyasi partiyle bir araya gelmeyiz. Bu işi halledeceğiz diyorsunuz, buyurun edin. Bahçeli konuşurken Ölüdeniz merkezi 6 büyüklüğünde deprem de meydana geldi. Sarsıntı başlayınca Bahçeli partililere korkmayın, telaşa gerek yok, kökünüz sağlam, bir şey olmaz dedi. Isparta'da da Gül ve Halı Festivali'ne katılan Bahçeli'ye gülden kolye takıldı. Erdoğan'ın morgda nöbet tutmakla ilgili sözlerini değerlendiren Bahçeli, ülkemizin güvenlik güçlerini morga gönderenler utansın, Türkiye sevdalıları şehitlerimizi morgdan alıp görevini yerine getirmek ve onları toprağa vermekle görevlidir, konuşmaları yakışıksız buluyorum dedi. Habertürk gazetesi: Bahçeli MHP'nin de dosyası var dedi, CHP'yi ret gerekçesini açıkladı diyor. CHP'nin hazırladığı dosyanın özüne karşıyız başlığını kullanıyor haberine. Antalya'da partisinin il teşkilatını ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli burada soruları yanıtladı. Bir gazetecinin terör sorunuyla ilgili CHP'nin hazırladığı dosyaya sıcak bakmadınız, MHP'nin hazırladığı bir dosya var mı sorusu üzerine Bahçeli şunları söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin her şarta göre hazırlanmış dosyaları vardır. CHP tarafından hazırlanan dosyanın özüne karşıyız. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Bin yıllık kardeşliği kavram kargaşasıyla gölgelemek doğru değildir. O sebepten dolayı Kürt sorunu vardır derseniz, çoluk çocuğunun rızkını Antalya'da karşılamayı düşünen bu milletin güzide bir evladının Diyarbakırlı, Şırnaklı veya Siirtli denilerek sorunmuş gibi görünmesini kabul edebilir misiniz dedi. Güneş gazetesi terörle mücadele üzerinde durulmalı başlığını kullanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörle mücadele üzerinde durmak lazım, Kürt sorunu yoktur diyerek bir başkalarının tuzağına Türkiye'yi düşürmemek lazım dedi.
Akşam gazetesi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepkisini başlığını taşıyor. Şehit anısına neden birlikte gitmiyorsunuz? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Uludere'ye gidip geliyorsunuz ama bir şehit anasının yanına ikiniz niye beraber gitmiyorsunuz diye sordu. MHP lideri Antalya'nın ardından Burdur, Bucak ve Isparta'da temaslarda bulundu. Bahçeli Isparta'da Başbakan'ın MHP ve BDP morg önünde bekliyor sözlerini yanıtladı. Güvenlik güçlerini morga gönderenler utansın. Türkiye sevdalıları şehitlerimizi morgdan alıp onları toprağa vermekle görevlidir. Konuşmaları yakışıksız buluyorum. Kılıçdaroğlu İmralı Camisi'nin yol haritası üzerinde yürüyor. Başbakan'la da bir istasyonda buluşmuş. Devlet Bahçeli Isparta Atatürk Stadı'nda düzenlenen temel atma törenine de katıldı. Türk kimliği ve bilinciyle ilgili kafalarında ne varsa AKP ve CHP bunu açıklasın dedi. Vatan gazetesi APO'nun yolundan yürüyorlar sözlerini başlığına taşıyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Antalya'daki programı kapsamında partisinin il teşkilatını ziyaret etti. Bahçeli çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun özel yetkili mahkemelerle ilgili yapılmak istenen düzenlemeyi sorması üzerine Devlet Bahçeli şöyle dedi. Özel yetkili mahkemelerle ilgili daha kapsayıcı bir ifade olarak 3. yargı reformu adı altında muhalefete henüz daha sunulmuş bir toplu metin gözükmemektedir. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiği vakit MHP yetkili organlarıyla değerlendirerek konu üzerindeki görüşlerini açıklayacaktır. Bahçeli bir başka gazetecinin CHP'nin dosyasına destek verir bir çözümünüz var mı sorusuna ise şu karşılığı verdi. Bu dosyanın özüne karşıyız. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Bin yıllık kardeşliğimizi zedeleyecek herhangi bir yanlışa ülkeyi düşürmemek lazım. Kavram kargaşasıyla kardeşliği gölgelemek doğru değildir. Kürt sorunu vardır derseniz, çoluğunun çocuğunun rızkını Antalya'da karşılamayı düşünen bu milletin güzide bir evladı, Diyarbakırlı, Şırnaklı veya Siirtli diyerek Antalya'da sorunmuş gibi görünmesini kabul edebilir misiniz? O bakımdan terörle mücadele üzerinde durmak lazım. Kürt sorunu diyerek bir başkalarının tuzağına Türkiye'yi düşürmemek lazım. Bugün iktidar partisi ve CHP, İmralı Camisi'nin yol haritası üzerinde yürümektedirler. Bu durum yüz kızartıcı bir haldir. Türkiye gazetesi de Kürt meselesi bir tuzaktır sözlerini başlığına taşıyor MHP lideri Devlet Bahçeli'nin. Sözcü gazetesi Erdoğan İmralı Camisi'nin yolunda başlığını kullanmış. Sabah gazetesi MHP'yi suçlamaktan başka bir çabası yok başlığını kullanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın Öcalan'ı idamdan kurtardığına dair sözleri sorulunca, bölücü teröre karşı çözümsüzlüğe düştüğünde MHP'yi suçlamaktan başka bir çabası yok dedi. Bahçeli şöyle konuştu. Demek ki bugün de aynı şeyleri söylemek zorunda kaldı. 2002 yılından önceki her konuyu suçlayarak, iftiralayarak başbakanlık olmaz. Tek adamlık da olmaz. Yalan bir dünya dizisini izlemekten başka bir özelliği kalmaz. Radikal gazetesi AKP, CHP İmralı'nın yolunda devam etsinler başlığını kullanıyor. Star gazetesi Bahçeli bir kez daha Kürt sorunu yok dedi ifadelerini kullanmış. Takvim gazetesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu tuzağa düşmeyelim sözlerini başlığına taşıyor. Cumhuriyet gazetesi de yine MHP Genel Başkanı Bahçeli tuzağa düşmemek lazım sözlerini başlığına taşıyor. Aydınlık gazetesi Bahçeli'den o görüşmeye sert tepki diyor ve Kürt sorunu diyerek başka tuzaklara düşmemek lazım başlığını kullanıyor. Yeni Şafak gazetesi Kürt sorunu yok terörle mücadele var başlığını kullanmış. CHP'nin terör sorunuyla ilgili hazırladığı dosyanın özüne karşı olduklarını belirten Bahçeli, terörle mücadele üzerinde durmak lazım, Kürt sorunu diyerek tuzağa düşmemek lazım dedi. Zaman gazetesi Bahçeli Antalya'da terör mutabakatına yüklendi başlığını kullanıyor. Orta Doğu gazetesi
Eskişehir'in 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasını isterim. Eskişehir'in Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının kente getirisinin çok olacağına inandığını belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel, ama getirdiklerinin kalıcı olmasını isterim, bir yıl boyunca kutlandıktan ve yaşatıldıktan sonra unutulmamalı dedi. Yeni Çağ Gazetesi bilgilerimize dokunmayın başlığını kullanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel, Eskişehir'deki medeniyet buluşmasının sonsuza kadar sürmesini arzu ediyorum. Eskişehir'in yerleşik kültürüne dair isim taşıyan Nasrettin Hoca ve Yunus Emre beldelerine dokunulmasın dedi. Yeni Çağ Gazetesi yeni anayasada her şey BDP için başlığını kullanmış. Yeni anayasa yazımı çalışmalarında 40 günde bir arpa boyu yol alındı. 4 Mayıs'tan bugüne kadar yapılan 13 toplantıda 56 saat mesai yapılan çalışmalarda ikisi rezervli 8 madde geçti. Komisyonun MHP'li üyesi Oktay Öztürk, AKP'nin kar zarar dengesini gözeterek ince bir zemin üzerinde yürüdüğünü söyledi. Öztürk, komisyonda öneri getirmek yerine ne kadar maddeyi ortaklaşa geçirirsek kardır. Komisyondaki AKP'lilerin gönülleri razı olmasa da başbakanın istikameti doğrultusunda gidiyorlar. Gönüllerini emrin geldiği yere uyarlamaya çalışıyorlar dedi. Çalışmaların ağır aksak gittiğini söyleyen Öztürk, her şey BDP'ye yazıyor. Hepsi BDP'nin zeminini genişletiyor. BDP'nin hareket sahasını genişletiyor. Ana muhalefette başbakan da çete başının dediklerine gelecek dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yaşanan en büyük sorunun teknik açıdan yaşandığı belirtildi. Bir maddenin mevcut halinin anayasanın diğer bölümlerinde alacağı içerikle ilgili sorular madde yazımlarını zorlaştırıyor. Buna da örnek olarak en son tartışılan ana dilde eğitim gösteriliyor. Ana dilde eğitim hakkının eğitim konusunda ele alınması gerekirken çocuk hakları bölümünde ele alınması anayasa yazım tekniği sıkıntısını beraberinde getiriyor. BDP'nin anayasa yazım komisyonunda da ana komisyonda da sürekli her maddede kendi isteklerini gündeme getirmesi tepkilere neden oluyor. BDP ana dilde eğitim başta olmak üzere her maddede kendi isteklerini gündeme getiriyor. CHP ise kendi argümanlarını ileri sürmekle birlikte BDP ile örtüşüyor. BDP ile CHP arasında siyasi bir uzlaşma olmamakla birlikte anayasa yazımındaki öneriler noktasında masadaki birliktelik dikkat çekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrı ise genellikle bunun yeri burası değil, şimdiden bunları tartışmayalım yönünde. AKP ise kendi önerisini ortaya attıktan sonra muhalefet partilerini dinlemeye geçiyor. Kişi hak ve hürriyetleri başlığı altında bugüne kadar komisyonda görüşülen maddeler şunlar. Eşitlik ilkesi, uzlaşmaya varılamadı, geçildi. Hayat hakkı, insanın maddi ve manevi varlığının bütünlüğünün korunması. İşkence ve kötü muameleye yasak, insan onur ve haysiyeti, kişi hürriyeti ve güvenliği, zorla çalıştırma ve angarya, çocuk hakkı, ana dil nedeniyle bırakıldı.